Cumhur İttifakı bu konuda gayet şeffaftır. AK Partili ve MHP'li belediye başkan adaylarımızı bizzat kendimiz sahneye çıkartıp takdim ediyoruz. Aynı şekilde belediye meclis üyeliklerinde kimin hangi partiden olduğu açıkça bellidir. Peki CHP'nin demlendiği müttefikleriyle ilişkisinde böyle bir şeffaflık var mı? Yok. Belediye müdürlüklerine kadar uzanan pazarlıklardan sizin haberiniz var mı? Yok. CHP'nin sırtından belediyelere kimlerin taşınacağını biliyor musunuz? Yok. Sırf bize kaybettirsin diye ortaya sürdükleri kimi partilere ve adaylara ne verdiklerinden, ne vaat ettiklerinden haberdar mısınız? Yok. Böyle siyaset olur mu? İzmirli'ye ve diğer şehirlerimizdeki CHP seçmenlerine bu yapılan reva mı? CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Ama varlığı, yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür Efendi'den rol çalıyor. Biz siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemizle aslında Özgür Efendi'ye bir takım tavsiyelerde bulunabiliriz. Ama o meşhur Türk filmindeki replikle ifade edecek olursak fikrimizi kendisine verip zayi etmek istemiyoruz. Özgür Efendi bir diğer Türk filmindeki mazlum karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Anlaşılan Bay Kemal'in ahı kurultayın üzerinden henüz 4 ay bile geçmeden bunları tutmaya başladı. Tabii bir de İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran tutmayın küçük enişteyi karakteri var. Kibirli bir eda ile habire atıp tutuyor. Ama herhangi bir icraatı vaki değil. Zaten yarım gün mesai yapıyor. CHP'nin genel merkezi ve adaylarıyla kendini kaptırdığı promosyon siyaseti belki bir yere kadar işe yarayabilir. Fakat nihayetinde milletin irfanına çarpıp darmadağın olur. Türk siyasetinin, muhalefetin kifayetsizliği yüzünden geldiği şu noktaya, şu içler acısı duruma bakar mısınız? Ülkemiz adına samimi olarak üzüntülüyüz. Değerli kardeşlerim, Türkiye'de son 21 yılda her şeyi değiştirdik. Her şeyi geliştirdik. Her konuda ülkeye çağ atlatacak işler yaptık. Milletimiz de gayretiyle, çalışkanlığıyla, becerisiyle her alanda bu değişime ayak uydurdu. Sadece bu sürecin dışında muhalefet kaldı. Onu değiştiremedik. Dün de kendilerini milletin üstünde görüyor, insanımıza tepeden bakıyorlardı. Biliyorum, biliyorum. 31 Mart'a hazırlanıyorsunuz. Sandıkları gümbür gümbür patlatacağınızı görüyorum. İşte bugün kendi mensupları dahil herkese aynı nobranlıkla davranıyorlar. Dün de ülkenin ve milletin düşmanlarıyla kol kola yürümekten geri durmuyorlardı. Bugün de terör örgütlerinin uzantılarıyla kent uzlaşısı adı altında gizli saklı işler çevirmeyi sürdürüyorlar. Dün de eser ve hizmet namına bir hikayeleri yoktu. Bugün de tuğla üstüne tuğla koydukları
herhangi bir hayırlı işe el verdikleri görülmüş değil. Şu İzmir'de tüm ilçeleri alalım. Allah aşkına. Yaptıkları bir hizmet var mı? Ya şu Körfez'in çektiği nedir? Şu pisliğin halini görüyorsunuz değil mi? Yapılan bir şey var mı? Ya İzmirli buna mahkum mu? İzmir gibi bir şehrimiz buna layık mı? CHP Genel Başkanı'nın, CHP'nin kimi adaylarının üsluplarını, tavırlarını, beyanlarını, edalarını sizler de takip ediyorsunuz. Hani atalarımızın çok güzel bir sözü var. Öyle horozlar vardır ki öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar. İşte bunların durumu tam da o şekilde. Üstelik bu kibirlerinin üstünü taklitçilikle örtmeye kalkıyorlar. Halbuki yine ataların ne demiş? Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış. Taklitçilik peşinde koşarken kendi yollarını da kaybettiler. Bu şaşkınlar kerameti kendilerinde gördükleri için herkese ayar vermeye, her yere lav yetiştirmeye, herkesi kendilerine tabi etmeye çalışıyorlar. Hedeflerine ulaşmak için her yolu mübah görenlerin kullandıkları yöntemlerin adını anmaktan biz hicap ederiz. Daha bugünden böylesine havaya girenlerin yarın milletin başına neler açacaklarını düşünebiliyor musunuz? Allah göstermesin. Ülke bunların elinde kalsa neler olabileceğini, hangi facialarla karşılaşabileceğimizi Mayıs ayından bu yana yaşananlara bakarak görebiliriz. Muhalefet salkım saçak da olsa hamdolsun biz bu ülkenin önüne Türkiye 100 yılı gibi bir vizyon koymayı başardık. Dün Cumhuriyetimizin 100. yılına kilitlenmiştik. Şimdi rotamızı Türkiye 100 yılına çevirdik.